Merhaba. Kanser tedavisi esnasında beslenme tedavi yolculuğunun vazgeçilmez bir parçasıdır. Öncelikle bunu hatırlamamız gerekiyor. Beslenme durumunun değerlendirilmesi ve beslenme durumundaki yetersizlikler tespit edilirse onların yerine konması hedefler arasında. Öncelikle ağırlık değişiminin değerlendirilmesi son derece önemli. Ağırlık kontrolü sağlanmalı. Eğer yüksek bir kilo kaybı söz konusuysa onun yerine konması temel hedeflerimiz arasında. Beslenme planının öncelikle bireysel olduğunu hatırlatmak isterim. Kişinin beslenme alışkanlıkları, tanısı, şu anki beslenme durumu ve beslenme durumundaki yetersizlikler göz önüne alınarak bir beslenme planı oluşturulmalıdır. Bazen normal yiyeceklerle hazırladığımız bir beslenme planıyla ilerlerken bazen bu beslenme planına bazı beslenme desteği ürünlerini, tıbbi beslenme desteği ürünlerini dahil edebiliyoruz. Bu tamamen hastanın durumuna ve ihtiyaçlarına göre değişkenlik gösteriyor. Kanser tedavisi sırasında beslenme durumunun sıklıkla değişkenlik gösterdiğini hatırlamakta fayda var. Bu da bizim beslenme durumunu sıklıkla değerlendirmemiz ve değişen duruma göre yeni stratejiler, yeni önerilerle hastanın bireysel beslenme planını düzenlememiz şeklinde ilerliyor. Kanser tedavisi sırasında beslenme önerilerinin öncelikle hastanın tanısıyla ilintili olduğunu hatırlamalıyız. Tanının ne olduğu şu açıdan çok önemli ve tedavi planının ne olduğu son derece önemli. Çünkü bazen hasta öncelikle cerrahi geçiriyor. Bazen hastalarımız kemoterapi alıyorlar, bazen radyoterapi alıyorlar. Veya tanının tuttuğu organ bizim beslenme önerilerimizi değiştiriyor. Mesela kolonu tutulmuş bir hastada biz beslenmeyi öncelikle kolon tıkanmasın diye bambaşka bir şekilde ayarlarken, mide kanserlerinde eğer midenin üst bölgesini tutan, tıkayan bir durum söz konusuysa, hastanın yutabilmesini yani besinlerin akışını sağlamak için daha sıvı bir beslenme planı oluştururken, eğer midenin çıkışında bir tıkanıklık söz konusuysa yine sindirimi kolay yiyeceklerle ilerlemek bize fayda yaratabiliyor. Veya özefagusu tutan bir kanser söz konusuysa yine yutmada güçlükler söz konusu olacağı için püre kıvamındaki bir beslenme planıyla ilerliyoruz. Veya çok ciddi bir kilo kaybıyla karşılaştığımız bir akciğer kanseri hastasıyla karşı karşıyaysak, o zaman hemen kilo kontrolünü, kas kaybını, yağ kaybını yerine koyma yönünde bir beslenme planı yapıyoruz. Beslenme planındaki temel stratejimiz öncelikle öğün düzeni şeklinde oluyor. Öğünleri düzenlemek, kişinin sabah erken kalkmasını sağlayarak kahvaltısını zamanında yapmasını sağlamak bizim için son derece önemli ve diğer öğünlerinde saatlerinde gitmesi total kalori alımını sağlamamız ve proteini yerine koyabilmemiz açısından zaman planlaması son derece önemli. Bunun dışında kan şekeri regülasyonunu son derece önemsiyoruz. Kişinin kan şekeri düzenini sağlayacak bir beslenme planı yine hedeflerimiz arasında. Bunun için de öğünleri mutlaka farklı besin gruplarından bir arada araya getirerek farklı besin gruplarını öğünlerde farklı besin gruplarını bir araya getirerek planlamalar yapmaya özen gösteriyoruz. Örneğin kahvaltıda da sebzeyi kullanıyoruz. Öğle yemeğinde de, akşam yemeğinde de yoğurdu, sütü, peyniri yine öğünlere dağıtarak kullanıyoruz. Veya et, tavuk, balık bunları mutlaka yine sindirimi kolaylaştırmak için öğünlere dağıtarak kullanıyoruz. Dolayısıyla hem sindirimi rahatlatmak, hem hastanın tüketimini rahatlatmak, hem de metabolik dengesini
korumak hedeflerimiz arasında. Bireysel beslenme planı ile hastaların takip edilmesi burada çok önemli dedik. Dolayısıyla bütün onkoloji merkezlerinde onkoloji diyetisyenleri görev yapıyorlar. Dolayısıyla bu diyetisyenlerden, bu ünitelerde çalışan diyetisyen arkadaşlarımızdan destek alarak beslenme planlarınızı yürütmeniz ve takibinizi yaptırmanız son derece önemli. Başvurmanız ve talep etmeniz size bu kapıları açacaktır. Lütfen diyetinizi kanser tedavinizin en önemli unsurlarından biri olarak hatırlayın ve tedavi sürecinizde de beslenme planınız hep önceliğiniz olsun. Sağlıkla kalın.